Gençler selamlar, ben Umut. İskandinav mitolojisinde geçen bir korku oyunu olan End of Gods'a hoş geldiniz gençler. Şimdi bir önceki bölümde 5. kapının sanırım 5. kapının anahtarını aldık. Adamın elinden okuttuk ve 5. kapının anahtarını almayı başardık. Şimdi yapmamız gereken şey B2 katı üzerinden Jotunheim'a gitmek ve orada da bir tane anahtar var. O anahtarı alıp geri gelmek gençler. B2 kapısı nerede? B2 katı üzeri. B2'ye çıkacağız önce bir. Buradan değildi galiba. Buradan mıydı? Çok emin değilim. Ama burada bir tane 5 numaralı kapı vardı. Bizim açamadığımız 5 numaralı bir kapı vardı. Burada değil. O 5 numaralı kapı içinden girip hani içinde ne varmış bir görmek istiyorum açıkçası, merak ediyorum ama şu anda kapının nerede olduğunu çok net hatırlayamadığım için sanırım bulamayacağız. Her neyse, B2'ye çıkalım. Atık işleme. Geç abi. 5. seviye izin istediği için 5. seviye izni de bize Dr. Henrik vermişti. Ne oluyor lan? Absolum anahtarı yerleştirmeden Odin'in gözünü kullanma. Burası birazcık iğrenç bir yere benziyor. Her neyse ya, geçen bölümde gördüğümüz bir tane köpek vardı. Ben ona hep Fenrir diyorum ama Fenrir değildi galiba o. Ama hikayelerde de bahsedildiği zaman Fenrir'e de benziyor hikayesi. Evet, Jotunheim'a geldik gençler. Jotunheim sanırım mavi devlerin diyarıydı. Bir önceki bölümde ziyaret ettiğimiz Niflheim kadar soğuk gözükmüyor. En azından buzlu değil. Buz devleri yok. Fakat burada da değişik yaratıklar bizi kovalayacak gibime geliyor. O ses neydi kral? Şurada bir kaydımızı alalım. Biri bağırdı, gergedan gibi bağırdı ama kimden geldi o ses çok emin değilim abi. Güzel, bir tane daha bulduk. Kaç tane oldu? Bayağı bir oldu. Gideceğimiz yer çok belli. Allah Allah! O neydi lan? Bir saniye abi, bu ne? Bu da ışık gördüğüm için direkt o ışığa gitme kararı aldım açıkçası. Aa, ama buraya nasıl çıkacağız? Buradan. Kaydet abi. Şu anda neredeyiz lan? Bir şey bizi yedi. O Allah'ın emri. Neymiş olabilir o kadar büyük? Yılana benziyordu. Acaba dünya yılanı mı yedi bizi? Ne yaptı? Fakat şöyle bir problem var. Dünya yılanı abi. Jotunheim'da mıydı? Bilemiyorum. Emin değilim. Valla bir yerlere gitmeye çalışıyorum ama. Abi çok iğrenç sesler var. Çok iğrenç sesler var. Tamam, bir yere gidilmiyor. Oğlum ben bir şeyin midesinde miyim lan? Abi gerçekten midesindeyim galiba ya. Buralarda bir şey yok gibi. Bu ne?
karart ortalığı abi. Heh, buldum. Allah'ım gideceğim yeri buldum da hele şükür ya. Bir dakika şu üstteki şey şarj olsun. Devam et kral. Evet. Valla ağızdan girdik. Mideydi herhalde orası. Burası bağırsaksa çıkışımız çok hoş bir yerden olmayacak gibi ama hayırlısı ya, ne diyelim. Peki gençler, bu yenmemizin hatırına bir like'ınız yok mu? Bir like'ınız yok mu gençler? Beğendiğiniz videolara like ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Evet. Doktor Thomas Jameson, Jotunheim operasyonları supervisor'ı 3. gün. 13 gündür aralıksız olarak çalışıyoruz. Uygun ekipmanlarla deliğin dibine ulaşmak için asansörü koruyoruz. Doktor Anderson'a göre bu devasa delik mitolojideki bilgelik kuyusu. Allah Allah. Daha önceki muhafızın kalıntıları bu şüpheyi doğrular nitelikte. Kuyunun diplerine ulaşmak için asansör kuruyoruz fakat İçimde kötü bir his var. Sanırım aşağıda bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Büyük bir şey. O şeyde bu olabilir mi? Şu anda bizim içinde bulunduğumuz. Şu anda bizim içinde bulunduğumuz şey olma olasılığı. Yüzde kaç yüz bin abi? Bence çok yüksek bir ihtimal. Bence oldukça fazla bir ihtimal. Bu ne abi? Aa, 6. seviye izni bulduk. Şimdi evet, güzel, 6. seviye izni bulduk da yani bu tam olarak ne işimize yarayacak bizim? Biz buradan nasıl çıkacağız ki 6. seviye izni kullanacağımız bir yer bulacağız? Önce buradan çıkmaya odaklanacağız. Ay, ay, onlar neydi, solucanlar? Ben buradan mı geldim ya? Buradan gelmedim abi. Yani şu üstteki şeyi doldurayım. 7 tane var. Son 4 tane almadığımız kalmış. 7 tane yedek var daha doğru. 6. seviye anahtarımız var. Hayırlısı olsun be reis. Aha, aydın. Alın. Git. Oğlum korktum lan. Allah korkmuş hem. Aa, çok güzel. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kullanıyor. İkinci kez atış yapabilmemizi olanak sağlıyor bu. Normalde biliyorsunuz en fazla bir kere atış yapıyorduk, sonra şarj etmek durumunda kalıyorduk. Fakat şu anda öyle bir şey yok abi. Koş 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 koş, atla. Koş 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 koş, atla. Evet. Yemin ediyorum uzun atlamacı olacak adammışım ha. Oğlum pısır 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 bir yerden bir sesler geliyor ya. Lan. Suya adam düştü. Abi kaç ya, burada. Burada hiç hoş olmayan şeylerle karşılaşacağız gibi. Burada bir şarj edelim. Hazır aydınlıktayken bir şarj edelim. Bak. Suya atlayan atlayana ya. Suya atlayan atlayana gençler.
Çok karanlık. Allah'ım. Hadi artık. Neyse, bir yere gidebildiğimizi görmek hoş en azından yani. Dur. Abi dikkatli ol Umut. Hatta bir şarj et. Şarj edelim. Ne olur ne olmaz abi. Şarj edelim. Ayrıca şunun dolmasını bekleyelim. Tamam. Bu şerefsiz nereye gitti? Tam olarak görmedim. Ben burada yolumu nasıl bulacağım ya? Valla dümdüz gidiyorum abi. Artık. Şu anda bir yuvarlak çizmiş olabilirim yalnız. Hayırlısı be gülüm. Hayırlısı. Geldik yine bir deli. Yemin ediyorum kurt gibi olduk ya. Elma kurdu gibiyiz, deliklerden geçip geçip gidiyoruz. O şerefsizlerin deli ama değil mi burası? O gördüğümüz kurtların deli hep burası. Oo. Oo. Çok büyükler, çok büyükler. Değme. Değme abi, değme. Kurban olayım, değme. Değme. Yine geldik. Mide üstüne geldik abi. Aşınmaya başladım. Stres yapmaya başladım. Stres. Stres yapmaya başladım. Yine yukarılarda bir şeyleri emcüklüyorlar abi. Mini yukarılarda bir şeyleri emcüklüyorlar. Hayırlısı olsun. Emcüklesinler tabi. Yani. Şimdi değil de bir daha ne zaman emcükleyecekler? Oo. Birader. Ben sağa doğru gittin ama. Burada bir şey olmadığına eminim ama bu tarafa gidiyorum. Allah Allah. Bana saldırmadı. Burada bir dinlenelim, bir şarj edelim. Aha, bir yere geldik. Allah'ım, bir yere mi geldik yoksa bir şey mi parlıyor? Çok emin değilim ama galiba bir yere geldik. Geldik abi, bir yere geldik. Vallahi billahi bir yere geldik. Bu nedir? Göz. Al. Bu nedir? Anahtar. Al. Allah, bismillah. Ne oluyor lan? Oo, güzel. Abi bu sesler çok rahatsız edici olmaya başladı. Sanki beni bir şey kovalıyormuş gibi hissediyorum. Geliyorlar abi. Ne gidin lan? Gerim gerim gerici bir bölümdü ya. Gerim gerim gerildim, yemin ediyorum. Nereye geldik? Güzel. Süper abi. Başladığımız yere geri döndük. Bu da demek oluyor ki artık geri gidebiliriz. Şurada bir kayıt alalım. Ve geri gidelim abi.
Geliyorum. Süper. Süper abi. Şimdi görevlerde hiçbir şey yok. Duyuyorum yavrum, duyuyorum. Abdullah'ı araştırmaya gidiyorum. Valla yerleştireceğim de sanki biri de bana yerleştirecekmiş gibi çok yani bilemiyorum. Kendimizi bir şarj edelim. Ne olur ne olmaz kendimizi bir şarj edelim abi. Şimdi. Şimdi. Nerede tablet? Burada. Yerleştir kral. Yerleştir. Ne oldu? Wow. Wow 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 wow. İyi. Benim. Ne oldu lan? Allah. O geliyor. Tut bir tane daha. Ne yapmam lazım oğlum? Tamam. Öldürdü abi. Ben burada tam olarak ne yapmam gerektiğine dair bir şey bilmiyorum. Abi niye buradan başladık ki ama yani benim orada ne yapmam lazım? Şey tablete yerleşince ölüyoruz. Ben buna engel olamıyorum. Tablete yerleştirmemek mi lazım lan acaba? Allah Allah, olaylar karıştı bir saniye ya. Tamam şimdi buraya sağ salim geldik. Araştırmaya gidelim abi. Anahtarı tablete yerleştir. Tablete yerleştirince ölüyoruz. Ölüp gittiğimiz yerde ne yapmamız gerekiyor? O konu hakkında hiçbir bilgim yok. Allah Allah. Belki de yapmam gereken odur ya. Belki de ölmem gerekiyordur. Yani çünkü bak görevi burada tamamlayabiliyorum. Burada bir ölüyorum. Gittiğim yerden geri dönmemin bir şansı var. Bunu deneye deneye yapacağız artık. Ya bilmiyorum yani bir şekilde yapmam gerekiyor bunu. Neredesin lan? Geliyor. Geliyor kral, geliyor, 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 geliyor. Ya ne diyorsun kral, ne diyorsun ya? Abi nereden geldiğini de göremiyorum ki ibnenin. Orada. Hadi, 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 hadi. Evet be.
Ne oluyor lan? En sonunda bu dünyaya iğrenç makineler olmadan dokunabilirim mi? Hayda. Using her voice, easily manipulate a fool. Nine keys to lock the gate. No, nine keys to remove the gate. Returning the universe to the state before the gods closed it to everyone but them. Allah Allah. Asiktir be. Stupid creature was useless from the start. Abi öldürdü ya. Oğlum. Üzüldüm ama üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. You have outstayed your welcome. You have played all your cards. All of it. Oğlum yine öldük. Aa. Aa, Hacı Valhalla'ya mı gidiyoruz ya? Vallaha Valhalla'ya gidiyoruz galiba. Nasıl ama? 10 numara kelime oyunu yaptım size. Evet. Bence biraz gülün yani, hani ayıp olmasın diye. Bu çok güzel yerler ya. Bu güzel dizayn edilmiş abi. Ben buraların ekran görüntüsünü alırım. Hatıra kalsın. Kral? Oğlum bu kadar şey yapmayın lan. Korkmayın. Üşümeyin. Yani ne bileyim. Deli deli hareketler yapmayın. Valhalla'ya gidiyoruz lan. Valhalla'ya mı gidiyoruz acaba? Cehenneme de gidiyor olabilir miyiz? Haydi. Ölüm krallığından kaç mı? Peki. Peki abi, ölüm krallığı. Ölüm krallığının adı ne lan? Hani Niflheim'dir, şudur budur. Neyse. Ben buradan kaçış kobeyler. Hop. Hop. Abi ateş var ama. Beni yakar mı? Yakmadı. Bir boka da yaramadı. Abi nasıl yerler buralar ya. Çok güzel yerler yalnız. Mikli olunca yaşanacak yerler. Aşağısı yok. Merdivenlerle buradan yukarı çıkabiliyoruz. Etrafa hiç bakmıyorum. Loot yapacak bir şey yok. Varsa da özel lootlar vardır. Hiç. Aman ha. Ama yani. Ama yani olmaz ama yani. Bağırma lan herkesin içinde. Savaşacak şu anda hiçbir şeyim yok. Soldan mı sağdan mı? Biz sağdan gidelim de. Aslında soldan da gidebilirdik. Şu an hiçbir özelliğim yok. Ne silahım var. Ne F'ye bastığımda görü özelliğim açılıyor. Hiçbir şeyim açılmıyor abi.
Yo 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 dostum yo. Yo. Acaba bunlar bana tek mi atıyor ya? Oğlum mantık olarak... Mantık olarak ben zaten ölüyüm, beni daha öldüremezsin. Koş. Oğlum şöyle bir düşününce gerçekten ben ölüyüm yani, beni bir daha öldüremezler ki. Ama eziyet edebilirler abi, ruhumu eziyet edebilirler tabii ki. Tabii ki böyle bir seçenekleri her zaman var. Peşimdekiler hala takip etmiyordur diye düşünüyorum. Etmiyorlar. Benim şu karşıya mı geçmem lazım acaba? Neredeyiz? Karanlık, leş gibi bir yerdeyiz abi. Sesler çok rahatsız edeceğim ama gerçekten artık kim yaptıysa bunu seslerini... Yani attıkları her çığlık içimde patlıyor resmen. Ya da ben çok yüksek sesle oynuyorum, bilmiyorum. Allah. Koş Umut. Koş Umut, koş. Run Forest. Zelzele oluyor. Hadi. Kral sen beni rahatsız edecek bir tipe benzemiyorsun. Ben şurada bir save alayım. Allah razı olsun. Devam ediyorum abi. Devam edemiyorum abi. Evet. Aradaki köprü kapalı çünkü. Vallahi dağdan tepeden dolana dolana gidiyorum ya. Aha. Götür beni nereye götürüyorsun ya. Oba. Geldik mi abi? Kolum yok. Gözüm yok. F yeteneğim yok. Hiçbir şeyim yok. Mitoloji araştırma not 7. Tanrılar bize yeni bir keşif bahşetti. Loki'nin kanının ölümsüzlük verdiğini anlıyoruz. Bunun sihirli iyileştirme becerilerine sahip olduğundan bahsediliyor. Bu harika bir haber. Yakında hastalıktan kurtulacaksın. Kendi çocuğu için mi diyor acaba bunu? Bakın bu ses nereden geliyor ya? Evet, bir boka yaramıyor. Birini gırtlaklıyorlarmış gibi bir ses geliyor ama hayırlısı reis. Evet, birilerini çok fena gırtlaklamışlar belli. Şu an çok karanlık, fenerimiz yok, gözümüz yok, hiçbir şeyimiz yok. Evet. Dibine sıçtığım örümceklerinden burada da var. Evet. Sen öyle yavaş yavaş hareket edersen ben böyle yandan geçer giderim ama. Çok var burada onlardan. Çok var, çok var, çok var, çok var. Al abi save'ini. Tamam. Doktor
B1'e geri döneceğim. B1'e geri dönmem gerekiyor. Ama buralarda ben asansör göremiyorum abi. Allah Allah, asansör nerede ya? Aha bir saniye. Hala alabiliyorum da hiçbir işe yaramıyor şu anda onlar. Çok saçma. Şu sağdaki soldaki kapılardan geçebiliyorum galiba. Oğlum bu kapılarından geçebilmem hiçbir şey ifade etmiyormuş ki. Aldım. Yani bir dakika. Şuradaki panelden bir şeyler yapabiliyor muyum? Aktive et. Neyi? Orası kapandı. Aa. Oğlum asansörmüş ya la bu. Oha. Allah senin belanı versin. Aa bu çok hızlı gidiyor. 500 metre. Oo. 300 metre, 200 metre. Gelme lan. Şerefsizler. Aslında ben yoğum. Ben yoğum abi, ben yoğum. Geldik mi? Bu kapı mı açılacak? Açıl, kurban oldum. Açıl, 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 açıl. İyi, onlar orada kaldı. Benim kolum yok ama bunlardan bol bol veriyor. Toplasam mı, boşa mı gidiyorlar bilmiyorum. Umuyorum boşa gitmiyorlardır ya. Mitoloji araştırma not 8. Bir süre için bu son not olacak. Birçok şey yaşandı ve Dile Tanrısı hakkında araştırma yaptık. Loki. İkinci notta. Mitolojide hilekar tanrı falan anlamına geliyor. Onun sonsuza kadar yer altına hapsedildiğinden ve etine yavaşça asit damlatıldığından bahsedilir. Daha da fazlası var. Loki'nin bir daha şekilleştirerek kimseyi kandıramayacağından emin olmak için derisine Loki'nin çok sevdiği güzel yüzünü mahvedecek sihirli bir maske eritilerek yerleştiriliyor. Allah Allah. Maske şekil değiştirmesini engelliyor. Tamam.
Okey, onu anladık. Loki'nin formu üzerinde kontrol kaybetmesine ve istediği şekli formu almasını engelliyor. Etkili bir şekilde Tanrı'nın kandırma günlerini sona erdiriyor. Allah Allah. Acaba bizi öldüren Loki miydi lan? O yüzündeki maskeyle birlikte belki de artık form değiştiremediği için öyle şey gibi bekliyordur. Neydi onun adı? Kuru kafa gibi bekliyordur. Ha? Bence mümkün. Bu arada ben bir şey diyeyim mi? Bence mümkün. Oğlum buradaki şeyler hiç olmuş. Yukarıya çıkamıyorum. Bir saniye. Şuradan aşağı insem. Bilemiyorum. Elektrik yok. ...557-68... sol tarafı gösteriyor da. Şuraya girebileceğiz mi? 8. seviye istiyor ya. Benim kolum olsa bile buraya gidemiyorum ki. Benim kolum olsa bile buraya giremiyorum abi. Demek ki benim olayım başka. Bir saniye, şu karşıda çalışan bir asansör mü var? Evet kral. B1'e geri döneceğim. Burada çalışan tek asansör bu. Yalnız bu arada lanet olası şey benim dostumu, köpeği de öldürdü. O köpek beni korumaya çalışıyordu. Bunun intikamını çok kötü alacağım. Bunun intikamını çok pis alacağım. Kayıt alalım. Buradan devam edelim abi. Did Loki do this to you? Oh, Loki. He will pay. I swear to it. A soul stone. You have to bring one of them here. There's one in the room across. Adam Henrik'i ikiye bölmüş. İşin tuhafı Henrik her şeyi delik deşik olmuş. Bağırsakları hani zaten belden aşağısı yok. Bağırsakları ortada. Ama hala oğlum tam bunu alamıyoruz mu? Hala konuşabiliyor ama. Yani ilginçtir ki hala konuşabiliyor abi. Henrik hangi taştan bahsediyor ya? Ha, bu taştan bahsediyor. Aa, bu ruh taşıymış. Şeyin ortasındaki taş. Okey abi, güzel. Al Henrik. I found it. Henrik. Ne yaptın? Save aldığında save noktasına geri mi döneceksin sen de? Yes. No. No longer will I be contained. No. No longer feel this constant pain. Henrik. Oğlum bizim iki elimiz de var artık. Loki. That sadistic fucker used the voice of my dead wife to make me do this. Siktir. And getting the eye of Odin. It was all that he wanted. And I blindly did his work for him.
have to try to undo this. I'm sorry that I have to ask this from you, but we have to enhance you again. We have to get Yandego about it. Next to my body, there's an eye. My eye. Go pick it up. Abi fark ettiniz mi? Adamın dediğine göre oyunun başından beri bizle konuşan kadın vardı ya, bu adamın karısı. Onu aslında o ölmüş ve Loki öldürmüş ve onun sesiyle adamı, dolayısıyla bizi kandırarak işlerini yaptırıp işte kendini bu şekilde dünyaya getirmemizi sağlamış. Abi ya. Oğlum nereden alacağım ben jar bilmem neyi? Nerede ki o? Aga be. Neyse gençler, bu bölümü burada sonlandırıyorum. 40 dakikalık bir bölüm oldu ama çok dolu dolu bir bölüm oldu. Hikaye hakkında çoğu şeyi anladık ve öğrendik. Umuyorum izlerken zevk almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız da tabii ki sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.